Stoacılık, antik Yunan felsefesinin bir okulu olan Stoacılar tarafından geliştirilen bir felsefi sistemdir. Stoacılık, iç huzurun ve erdemin önemini vurgular ve insanın duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını kontrol etmeye odaklanır. Ancak Stoacılığın cinsellikle ilgili yaklaşımı da vardır. Stoacılar, cinselliği genellikle doğal bir arzu olarak görürler ve bu arzuyu kontrol etmenin kişinin içsel dinginlik ve erdeme ulaşmasına yardımcı olabileceğine inanırlar. Stoacı filozoflar, cinsel arzuların ve tutkuların kölesi olmamayı ve bunları aşırılıklara kaçmadan kontrol etmeyi öğütlerler. Aşırılıklardan kaçınmak, kişinin iç huzurunu korumasına ve doğru yolda ilerlemesine yardımcı olabilir. Stoacılık, cinsel ilişkilerde de ölçülülüğü ve adaleti vurgular. Kişinin cinsel ilişkilerinde dürüstlük, saygı ve karşılıklı rıza gibi erdemlere uygun davranması önemlidir. Stoacılar, cinsel ilişkilerde duygusal dengeyi korumanın ve diğer insanları manipüle etmekten kaçınmanın önemini vurgularlar. Ancak Stoacılığın cinsellikle ilgili yaklaşımı, felsefenin genel ilkelerine bağlı olarak kişiden kişiye değişebilir. Bazı Stoacılar, cinselliği tamamen reddetmeyi tercih edebilirken, diğerleri cinselliği doğal bir arzu olarak kabul edip, onu erdemli bir yaşamın bir parçası olarak görürler. Stoacıların seksle ilgili tutumları ve düşüncelerini 4 ana maddede sıralayabiliriz. 1. İç huzurun ve erdemin korunması. Stoacılar iç huzurun ve dinginliğin önemini vurgularlar. Seksle ilgili olarak da bu iç huzurun korunması ve erdemin sürdürülmesi gerektiğine inanırlar. Cinsel arzuların aşırılığa kaçmaması ve ölçülü bir şekilde yönetilmesi, içsel dinginliğin bozulmaması için önemlidir. 2. Doğanın kabul edilmesi. Stoacılar, doğanın ve insan doğasının kabul edilmesi gerektiğine inanırlar. Cinsellik, insanın doğal bir arzusu olarak kabul edilir ancak bu arzunun kontrol altında tutulması gerektiği vurgulanır. Doğal arzuların reddedilmesi değil, doğru bir şekilde yönetilmesi önerilir. 3. Erdemli davranışlar. Stoacılar, cinsel ilişkilerde erdemli davranışların önemini vurgularlar. Dürüstlük, saygı, karşılıklı rıza ve adalet gibi erdemler cinsel ilişkilerde önemli bir rol oynar. Seksle ilgili kararlar bu erdemlere uygun şekilde alınmalıdır. 4. Ölçülülük. Stoacılar cinsel arzuların ölçülü bir şekilde yönetilmesini ve aşırılıklardan kaçınılmasını önemserler. Aşırıya kaçan cinsel arzular kişinin içsel denge ve dinginliğini bozabilir. Bu nedenle ölçülülük ilkesine bağlı kalmak önemlidir. Peki 3 ünlü Stoacı filozof cinsellik hakkında ne düşünüyordu? Epiktetos, antik Stoacı filozoflar arasında önemli bir yere sahip olan düşünürlerden biridir. Onun felsefesi içsel huzurun ve erdemin önemini vurgular ve bu bağlamda seks hakkındaki fikirleri de derin bir düşünceye dayanır. Epiktetos, insanın içsel dinginliğini korumanın ve erdeme ulaşmanın yolu olarak cinsel arzuları kontrol etmeye öğütler. Ona göre seks doğal bir arzu olabilir ancak bu arzuların kontrol altında tutulması ve ölçülü bir şekilde yönetilmesi gerekir. İç huzurun ve erdemin korunması için aşırılığa kaçmamak, ölçülülük ilkesine bağlı kalmak önemlidir. Epiktetos'un felsefesi cinsellikle ilgili olarak da kişinin içsel dengeyi korumasını ve doğru yolda ilerlemesini sağlamak için ahlaki bir rehber sunar. Seks konusunda Epiktetos'un öğütleri kişinin içsel dinginliğini ve erdemini korumak için önemli bir rol oynar. Dürüstlük, saygı, adalet ve karşılıklı rıza gibi erdemler cinsel ilişkilerde önemli bir rol oynar ve bu erdemlerin cinsel ilişkilerde de gözetilmesi gerektiğini vurgular. Epiktetos'un seks hakkındaki fikirleri, insanın içsel dinginliğini koruyarak daha tatmin edici ve anlamlı bir yaşam sürmesine yardımcı olabilir. Marcus Aurelius, Roma İmparatorluğu'nun en ünlü hükümdarlarından biri olarak tarihe geçmiştir. Aynı zamanda Stoacı felsefenin en önemli temsilcilerinden biri olan Aurelius, içsel huzurun ve erdemin önemini vurgulayan derin düşüncelere sahiptir. Onun felsefesi, cinsellik gibi doğal arzuların kontrol edilmesi ve erdeme uygun davranmanın önemini vurgular. Aurelius'un seks hakkındaki fikirleri, içsel dinginliği korumanın ve erdeme ulaşmanın yolu olarak cinsel arzuları kontrol etmeye öğütler.
Ona göre seks doğal bir insan arzusu olabilir. Ancak bu arzuların kontrol altında tutulması ve ölçülü bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. İç huzurun ve erdemin korunması için aşırılığa kaçmamak ve ölçülülük ilkesine bağlı kalmak önemlidir. Aurelius'un felsefesi, cinsellikle ilgili olarak da kişinin içsel dengeyi korumasını ve doğru yolda ilerlemesini sağlamak için ahlaki bir rehber sunar. Dürüstlük, saygı, adalet ve karşılıklı rıza gibi erdemler cinsel ilişkilerde de gözetilmesi gereken değerlerdir. Aurelius'un seks hakkındaki fikirleri insanın içsel dinginliğini koruyarak daha tatmin edici ve anlamlı bir yaşam sürmesine yardımcı olabilir. Marcus Aurelius'un seks hakkındaki fikirleri Stoacı felsefenin temel ilkeleriyle uyumlu bir şekilde iç huzurun ve erdemin önemini vurgular. Onun düşünceleri insanın içsel dinginliğini korumasını ve erdeme uygun davranmasını teşvik eder. Bu nedenle Aurelius'un seks hakkındaki fikirleri Stoacı felsefenin derinliklerinden gelen bir bilgelik ve anlayışla donatılmıştır. Lucius Annius Seneca, Antik Roma'nın önde gelen filozoflarından biri olarak tanınır. Stoacı felsefenin etkili bir savunucusu olan Seneca, içsel huzurun ve erdemin önemini vurgular ve bu bağlamda cinsellik gibi doğal arzuları ele alır. Onun felsefesi, cinsel arzuların kontrol altında tutulması ve erdeme uygun davranışların teşvik edilmesi gerektiğini öğütler. Seneca'ya göre, cinsellik doğal bir insan arzusu olabilir. Ancak bu arzuların ölçülü bir şekilde yönetilmesi ve aşırılığa kaçılmaması gerekmektedir. İç huzurun ve erdemin korunması için cinsel arzuların kontrol altında tutulması önemlidir. Aşırılığa kaçan cinsel arzular kişinin içsel denge ve dinginliğini bozabilir. Seneca'nın felsefesi cinsellikle ilgili olarak da kişinin içsel dengeyi korumasını ve doğru yolda ilerlemesini sağlamak için ahlaki bir rehber sunar. Dürüstlük, saygı, adalet ve karşılıklı rıza gibi erdemler cinsel ilişkilerde de gözetilmesi gereken değerlerdir. Seneca'nın seks hakkındaki fikirleri insanın içsel dinginliğini koruyarak daha tatmin edici ve anlamlı bir yaşam sürmesine yardımcı olabilir. Seneca'nın seks hakkındaki fikirleri Stoacı felsefenin temel ilkeleriyle uyumlu bir şekilde iç huzurun ve erdemin önemini vurgular. Onun düşünceleri insanın içsel dinginliğini korumasını ve erdeme uygun davranmasını teşvik eder. Bu nedenle Seneca'nın seks hakkındaki fikirleri Stoacı felsefenin derinliklerinden gelen bir bilgelik ve anlayışla donatılmıştır. Sonuç olarak Stoacılık cinselliği doğal bir arzu olarak kabul eder ancak bu arzunun kontrol edilmesi ve aşırılıklara kaçılmaması gerektiğini vurgular. Cinsel ilişkilerde dürüstlük, saygı ve adalet gibi erdemlere uygun davranılması önemlidir. Stoacılığın genel ilkeleri, kişinin içsel huzurunu korumasına ve doğru yolda ilerlemesine yardımcı olabilir. Ancak her bireyin bu konudaki görüşleri ve uygulamaları farklılık gösterebilir. Video bitti, hoşça kalın.